çimeli gözleri derya deniz. 8 çeşit zeka türünden sözel zekayı seçtim. Çok konuşurum, acayip konuşurum. Yıkamacı İsmail'in yeğeni fitneci Fikret derler bana. Uzunlukta yarışamam da kalınlıkta yarışırım dilimin. Hayatımın dönüm noktasını askerde yaşadım. Bir gün hiç unutmam, kırmızı bir adam geldi, albaymış. Herkese meslek sorup sağa sola yolluyor, iştahımı yapıyor. Sıra bana geldi, ne mezunusun la dedi. Komutanım dedim, elektrik mühendisiyim. Git bak bakayım tuvaletlerde patlak ampul var mı deyince, o günden sonra tuvalette banyoda ses sanatçılığı yapıyorum. Durumum iyi, var 3-5 kuruş, hamut olsun. İnsanlara hep yardımcı olurum ben. Gariplik garip bir şeydir ya. Kurban gelir, payın yoktur. Avrat gelir, yatak yoktur. En iyisi yer yatağı, valla. O günlerden bugünlere geldim bak ben. Geçen postaneye geldim, iyi oldum. Kovuldun mu? İyi demedin. Vallahi iyi demedin bak şimdi ya. Krediyle ev aldın sen, borcu duruyor, nasıl ödeyeceksin onu? E müdüre öyle denir mi? Kocaman adamsın, ey mal mısın sen? Neyse sana bir iş ayarlayalım. Ehliyetin var mı? Evi kaç aldıydın sen ya? 280 bine mi? 117 bin lira vereyim hemen şimdi, yarın boşalt evi. Satmayıp da ne yapacaksın? Nasıl ödeyeceksin o evin borcunu? Arabaya da 30 bin lira vereyim. 75 eder mi o araba? Tamam 35 bin vereyim ey. Tamam sus, senin için o da. Alo. Alo. İyilik de yaramıyor ya. Size bir asgari ücretli atasözü söyleyeyim. Bu krizde saçıp savurma. Vallahi ite kaka yaşıyoruz. Gözünü seveyim, benden borç para isteme. Yok ki. Zaten çöpe dayanarak sıçıyoruz. Memlekette neyin ne olacağı belli değil. Dil önemli işe girmek için. Bende var 2-3 tane. Kendinizi geliştirin ya. Adamlar dille darbe yapıyor. Bizimkiler iki kelimeyi yan yana getirip konuşamıyor. Kabluyor, banyo diyoruz.